Bahiste şampiyon olanların adresi Misli 6. adamı sunar. Adayla Misli, Misli. Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Misli'nin sunduğu 6. adamdan hepinize mutlu pazarlar dilerim. Sizlerle her zaman olduğu gibi hafta sonu Radyo Spor'da bugün de basketbolla açacağız. Gerçekten güzel bir İstanbul sabahına uyandık. Yağmurlu ve soğuk dünün ardından gerçekten bugün güzel bir hava olacakmış sinyali verdi sabahtan İstanbul bizlere. Ümit ediyorum hepinizin ailesiyle geçirdiği keyifli bir pazar günü olur. Basketbol gündemini bu hafta uzun uzun konuşmuştuk. Programa başlamadan sizlere şu hatırlatmayı da yapalım. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesapları üzerinden programa iletebilirsiniz. Süremiz yettiği müddetçe burada hepsini cevaplandırmaya çalışacağız. Tekrar ediyorum, Burak Alaca Instagram ve Burak Alaca Twitter hesapları üzerinden programa yönelik soru ve görüşlerinizi bana iletebilirsiniz. Evet, bir dinleyici mesajımız var diyecektim ve dinleyicimiz mesajı silmiş. Yunus Derfindane, buradan kendisine de selamlarımızı yollayalım. Evet, stüdyomuzda bir konuğumuz daha var. Bugün basketbolu dün olduğu gibi tek başıma konuşmayacağım. Euroleague'den Anadolu Efes cephesindeki gelişmelerden ve Fenerbahçe Beko'nun playoff serisinden bahsedeceğiz. Çok kısa hatırlatma geçerek küçük bir gündemi hatırlatayım sizlere. Anadolu Efes cephesinde bu hafta aslında sezonun kalanı için en çok beklenen, yaz ayları için en çok beklenen iki karar netleşti ve sezon bitmeden bu durumlar artık temize çekilmiş oldu. Koç pozisyonu konusunda İspanyol koç Xavi Pascual ile bir anlaşma sağlamıştı Anadolu Efes, biliyorsunuz. Bu anlaşma gerçek olmadı. Bu hafta resmi olarak temsilcimiz, Euroleague temsilcimiz, takımı yardımcı antrenörlük pozisyonundan baş antrenörlüğe geçerek yaklaşık 3 aydır çalıştıran Tomis Samijatovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bir diğer konu da takımın oyun kurucusu Shane Larkin'di. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Euroleague ekibinin kendisine ilgisi vardı. Anadolu Efes Shane Larkin'le 4 yıllık bir sözleşme uzatıldığını resmi olarak duyurdu. Tomis Samijatovic haberinden bir gün sonra gerçekten onlar açısından soru işaretlerinin bol bol giderildiği bir hafta oldu. Stüdyomuzda pazar günlerinin vazgeçilmezi çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Caner Aydaş, Caner abi bizlerle, günaydınlar. Günaydın herkese, mutlu pazarlar diliyorum. Böyle sevindirici haberlerle girdin. Ya şöyle düşünüyorum, şimdi Larkin 2028'e kadar ülkemizde, ya ben de 48 yaşında olacağım 2028'de. Yani ömrümün şöyle bakarsam %25'ini Larkin'le geçirmiş olacağım. Değer. Evet, 10 yıllık bir değer. Şey. 2018'de tabii ki değer. Kendisini şahsen de tanışmışlığım var. Çok kıymetli bir oyuncu ve ülkemizde izlemekten büyük keyif aldığımız bir basketbolcu. Yani şöyle, Efes'ten gitse de hani Fenerbahçe'ye gitmesini isterdim. Barcelona veya başka bir takıma gitmesini istemezdim. O yüzden iyi bir karar oldu. Efes, Efes'in tarihine geçecek diye düşün. Zaten başarılarıyla geçti ama kalan 4 yılda da mutlaka artık belki de Efes tarihinin en böyle hatırlanabilir Namoski'den sonraki oyuncusu olarak tarihe geçecek. Bence şu anda da öyledir ya bu arada. Vasilije Mitic tartıştır mı diyeceğim ama Vasilije Mitic'in üzerinde neredeyse işte 5 yıl daha oynamış olacak Shane Larkin. Gitmeseydi Misic'le beraber böyle bir 10 yıllık kastalardı, zaten ciddi bir hegemonyada olabilirdi Euroleague'de. O gitti, gemiyi terk etti. Bir Marco Reus olmadı maalesef. Öyle diyelim. Herkes kolay kolay Marco Reus'ta olamıyor. Abi yıllık 7,5 milyon doları görünce Marco Reus ben de olmam mesela, kalkar giderim her yerden. Ne alakası var? Real Madrid 20 milyon euro verdi. Totti 3-4 milyon euroya oynuyordu Roma'da. Gitmedi Roma'dan. Bakma, her şey para değil. Sen hani dediğim gibi belki şu anda hayatın başındasın. O yüzden parayı böyle hayatın birinci merkezine koyabilirsin. Bu da hakkındır ama ben aslında tabii işin şakası, senin üzerinden örnek vermeyeyim. Yani çok böyle
giydiği formanın ağırlığını hisseden oyuncular var ve gerçekten o forma hakkında o formayla ilgili hiçbir şeyi alternatif olarak görmüyor. Mesela Gerrard da onlardan biridir. Orada para bir kenara, şöyle bir durum da var ama şimdi Totti örneğinden gidecek olursak işte Mitsic için de keza öyle. Hani profesyonel anlamda da bir tatmin yaşaman gerekiyor. Real Madrid bu işin bir numarası. Buraya transfer oluyorsa ya da Mitsic için. NBA bu dünyada basketbolun zirvesi olan yer. Burada bulunmak istiyor. Bunu da anlayabiliyorum. Yani maddiyattan bağımsız ve bunun üstüne bir de burada kazandığın 2,5 katını kazanınca birden fazla cazip faktör devreye giriyor aslında. Ya dediğim gibi tabii ki Messi'nin kararına saygı duyuyorum. Belki çıkış maddesi vardır. Zorunlu bir maddedir. Bunlar başka bir konu ama hani Larkin'in karakter koyması tabii ki para alacak. Bedava oynamayacak. Tabii ki. Ama bahsettiğim gibi yani dünyada böyle sporcular var. Bence Larkin de efsane olmayı tercih etti. Burada kalaraktan. Yani parayı değil, eminim Larkin Efes'ten ayrıldığı anda bu kontratları alabileceği takımlar olabilirdi. İşte Madrid onlardan, Barcelona onlardan. Çünkü Madrid'de de bildiğim kadarıyla sene sonunda Lul ayrılıyor. Rodriguez ayrılıyor. Bir de şey ayrılıyor. Diğeri var diye. Rudy Fernandez. Real Madrid'de bu arada yeni guard'da belli oldu, Campazzo'nun yanına gelecek. Lorenzo Brown'la anlaşma sağladılar. Eğer Maccabi ikna edilirse... iyi bir takviye. İşte İspanyol düşün, pasaportu mesela, da var biliyorsun abi. O daha güzelmiş. Yani oraya bir Larkin takviyesi kötü mü olurdu? Fazla gereksiz, EuroLeague için gereksiz olurdu. Bu kadar ayarlarıyla oynamamak lazım. Yani şunu söylüyorum. Bence koçla ilgili verilen karar da gayet mantıklı. Koça bir şans vermek lazım. Zaten 15 yıldır burada. Hani ömrümüzün yarısını zaten onunla geçirmişiz. Biraz daha geçebilir. Bu arada kulübün arzusu zaten koça kontrat vermek yönündeydi. Koç baş antrenörlük kariyerine atılmamak için aslında biraz da isteksizlik durumu söz konusuydu ama ikna edilmiş kendisi. Erken vermeleri iyi olmuş kararları. Hem Larkin'le alakalı hem koçla alakalı. Tomislav bence önümüzdeki sene başarılı olacaktır. Zaten aslında başarısız olmadı. O göreve geldikten sonra Efes aslında bayağı iyi işler yaptı ama artık nefesi yetmedi, öyle diyebiliriz. Dün Kronoslav Simon da açıklama yapmış. Eğer Erdemcan Mijatović değişikliği olmasaydı Anadolu Efes play'ine giremezdi diye. Katılıyorum. Bu arada baktığınız zaman eğer Anadolu Efes koç hamlesini yaza bırakmış olsaydı araya menajerler girecekti. Medya spekülasyonlarıyla birlikte olay saçma sapan bir hale olacaktı ve Mijatović yerine muhtemelen birazdan menajer ve medya diretmesi bir koç getirilecekti. Ki belki de Pascual de böyleydi, bilemiyorum. Anlaşma sağlanmış olsa da. Shane Larkin açısından da şu anda takımlar sezona odaklı olduğu için sezonun böyle bir evresinde Shane Larkin'i ikna etmek de büyük başarı. Yaz transfer döneminde çünkü takımlar daha aç bir hırsı olacak. Misal burada Barcelona örneğinden yola çıkabilir. Senelerdir büyük yatırım yapıyorlar. Bu hafta Olympiakos'a elendikleri takdirde onların önceliği yazın transfer yapıp tekrardan daha rekabetçi, daha güçlü bir takım kurmak olacak. Gözlerini karartacaklar. Eğer siz bu işi yaza bıraksaydınız belki Barcelona Shane Larkin'e 5 milyon dolar verecekti, bilemezsiniz. Ki Barcelona verebilirdi. Fenerbahçe'nin ciddi bir şeyi vardı. Arzusu vardı. Arzusu vardı. Bu da gayet normal, anlaşılabilir. O yüzden bence erken bitirmeleri iyi olmuş ve transfer çalışmaları da başlayacak gibi gözüküyor. En son bilmiyorum, sen mutlaka vermişsindir haberi. Ulm'un o Ulm'da forma giyen Trevin Williams'a bir ilgisi olduğu, resmi bir teklif yaptığı yazıldı ama bilmiyorum doğru mu, ne kadar doğru. Efes'in bu sezon Euro Cup'ta ciddi istatistikleri vardı. 14.8 sayı Efes'in. Hani artık transfer çalışmalarını da muhtemelen bir iki ay içinde bitirir Efes diye düşünüyorum. Bence çok özel bir oyuncu. Öncelikle onu söylemek lazım. Savunma da bir meziyeti yok. Hücumda kime benzetebiliriz? Bunu duyunca çok anlam veremeyebilirsiniz ama gerçekten Alperen Şengün'e çok benziyor. Çünkü pas vizyonu var. Oyunu görebiliyor. Oyun okuyabiliyor. Reaksiyon verebiliyor. Ayak oyunu var. Şut atabiliyor. Gerçekten çok komple bir uzun. Yani modern bir uzun. Alperen Şengün boyu gibi. Kaç? 2.08. Yani bu sezonki istatistikleri gayet etkileyici. Euro Cup istatistiklerinden bahsediyorum. 14.8 sayı sayı ortalaması, 10.8 rebound, 4.3 asist, dediğin gibi asisti de gayet iyi, 1.3 top çalma, 22.1 verimlilik puanı, Euro Cup istatistikleri gayet iyi. Oyuncunun bu arada oyuncuya Maccabi Tel Aviv'inde çok ciddi bir ilgisi var, bunu da belirtelim. Evet. Yani Efes böyle bir takviye yaparsa iş yapar mı diyorsun? Yani Anadolu Efes'in pivot rotasyonunda bir değil iki kişi alması lazım. Plyce ayrıldıktan sonra mutlak suretle Tyreek Johnson'dan da çıkılması lazım. Ve bu konuşuluyor ama o da muhtemelen Milano ile anlaştı, yıllık 1.6 milyon dolar. Benim Efes için söyleyeceğim bir isim var burada. Rejimiz
reklam işareti çok kısa söyleyeyim araya gitmeden. Matt Costello ismi gündemde, aradan sonra burada sizlerle paylaşacağım. Bahis'te şampiyon oranların adresi Missi'nin sunduğu 6. adam devam ediyor. Arayla Missi, Missi. Evet, Messi'nin sunduğu 6. adam çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle Radyo Spor Stüdyosu'nda Caner Aydaş'la birlikte güne basketbol sohbetiyle başladık. Anadolu Efes'in gündemindeki bir ismi burada reklamdan önce birkaç saniyede sizlere çıtlatmıştım. Arzu ederseniz biraz da devamını getirelim. Uzun rotasyonunda Tibor Plyce'ın ayrılık ihtimalinin üzerine, ki ihtimal değil, Tibor Plyce'ın sözleşmesi bitiyor ve takımdan ayrılacak eğer son dakika bir fikir değişikliği olmazsa, yerine düşünülen isimlerin başında Baskonya ile sözleşmesi bitecek, yine şutör profilde bu anlamda elit sayılabilecek bir pivot Matt Costello var. Matt Costello'nun Anadolu Efes'e zaten çok yakıştığını sevgili Nejat Sayman'la 2 yıldır her oyuncuyu gördüğümüzde, her adı geçtiğinde söylüyoruz. Ne diyorsun abi, Anadolu Efes'e Matt Costello yakışır mı? Vallahi iyi bir takviye olur. Buradan da Sayın Nejat Bey'e selamlar, sevgiler olsun. Ben Nejat abiye selamlar. Severim, kendisini takip ediyorum Twitter'dan. Şimdi şöyle, evet iyi bir takviye olacağını kesinlikle düşünüyorum. Plyce'ın tabii aslında Efes'in, bilmiyorum katılır mısın ama, şampiyon olduğu sezonlar dahil, hani Plyce çok inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor zaten. Yani bir istikrarlı değil. Dustin bir ara çok iyiydi ama Dustin da zaten geçen sene bir şekilde kontrat yenilenmedi. Hani tekrardan böyle uzun pozisyonda ciddi katkılar sağlayacak, saha içinde çok ciddi bir enerji verecek bir uzuna ihtiyaç var. Ben de Castello'yu beğeniyorum yani açıkçası bu konuda. İyi bir takviye olacaktır. Şu an az önce senin söylediğin habere de bakınca, Trevin Williams'ı şu anda olgunlaşmış bir çalışma olarak düşünmüyorum. Neden diye sorarsanız, sözleşmesi devam ediyor takımıyla. Yani haberde oyuncu teklif iletildi denilmiş ama takımıyla buyout çıkış ücreti konusunda anlaşmadan, bu fesih bedelini detaylı araştırmadan oyuncuya teklif vermek çok rasyonel bir öneri değil. O yüzden o transfer çalışmasının henüz tam olgunlaşmadığını tabii düşünüyorum. Tabii bir çalışma sonuçta bu. Sadece bir iddia tabii. Bu arada gerçekten düşündüğün zaman Daniel Oturu, Trevin Williams, Matt Costello güzel bir 5 rotasyonu. Evet, çok iyi olur. Yani Oturu kalacak değil mi? Oturunun kalması lazım bence. Ki kalacak. Bana sorarsan bence de kalacak. O kalırsa dediğin gibi bu takviyelerle bayağı iyi olabilir. Süre de alımı biraz problemli olacak ama, çünkü üçü de hani Fenerbahçe'de şu anda Sertaç Şanlı'ya maç başına 10 dakikada 10 dakika süre verdiğinizde bunu sorun etmiyor ya. Evet. Üçü de süre isteyecek oyuncular. Ya burada işte artık kim daha verimli olursa, kim daha belki bulduğu süreleri iyi değerlendirirse o daha fazla süre alacaktır. Ha, bu arada şuna da değinmek lazım bu söylediğim şeyin üzerine. Daniel Oturu sadece 5 oynayabiliyor ama bu sezonki özellikle Tomislav Mijatović, Tyreek Jones, Daniel Oturu'yu 4-5 aynı anda sahaya atmayı denedi. Erdem Can da bunu keza denedi. Matt Costello ve Trevin Williams Daniel Oturu ile birlikte oynamaya, 4'te oynamaya aslında yatkın oyuncular. İkisinin de şutları var. İkisi de çemberden uzak oynayabiliyor. Yani dunker spot dediğimiz bu boyalı alanın bir tık dışında oynayabiliyorlar. O anlamda esneklik katabilir takıma. Çift uzun oynanabilir ki çok mantıklı olacaktır. Derek Willis'in varlığıyla birlikte zaten 4 numara rotasyona da boyut katmış olurlar. Evet, ben dediğin gibi Castello'yu farklı pozisyonda da oynatabilir. O da sert bir uzun ve ayakları da çok yavaş değil. Benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla Castello. Evet. Efes'e kesinlikle katkı sağlayabilir. Zaten Efes'in aslında böyle bir uzuna da ihtiyacı var ama bundan ziyade aslında hani Oturu önümüzdeki sene sadece Euroleague için yeterli olur mu bilmiyorum. Bir de sert bir uzuna ihtiyacı var Efes'in ya. Yani bunu nereden bulabilir bilmiyorum ama bu kadar. Nerede olduğu belli. Josh Nibo abi. Yani evet. Gerçekten geçen Nibo'yu alması lazım. Maccabi Panathinaikos maçının 4. serisini izlerken, 4. maçını düzeltiyorum, hem Matias Lezor hem de Josh Nibo'yu izlerken dedim ki vay anasını satayım, ne izliyoruz gerçekten ya. Yani bu iki oyuncudan birisini Efes formasıyla hayal ettin değil mi? Yani gerçekten ekranın başında şok oldum. Müthiş uzun performanslar. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Tofaş fark etmez. Şu topraklarda çıplak gözle izlemek isterim kendilerini. Böyle bir enerji yok. Maçın başından sonra birbirlerini blokladılar. Mental olarak oyundan düşmediler. İlk çeyrekte rebound kovalıyorlar, pot altında savaşıyorlar.
son çeyreğin son anlarında da böyle ki maçı bitiren basketi Matias de zor attı. Maçın başından sonuna kadar asla kopmadılar. Gerçekten bana sorarsan Tavares'le birlikte Euroleague'deki en iyi 3 pivot Nibo ve Lezor şeklinde oluşuyor. Hatta ben Lezor'u 1'e de koyabilirim. Yani Lezor gerçekten durdurulması çok zor bir oyuncu. Bir de şöyle bir özelliği de var. Dediğin gibi psikolojik olarak da yıkılmayan bir oyuncu. Obradoviç tedrisi altına geçti tabii. Blok yiyor. Bakıyorsun hiçbir şey olmamış gibi. Bazen dağılabilir mesela basketbolcu. Bazı basketbolcular dağılıyor mesela böyle. Ki çok normal insani giderken. Bir refleks bence. Ki burada da vardı mesela blok yedi ama sonrasında baktım mesela devam etti gitti hemen smaç yaptı mesela bir iyi bir pozisyonda hemen smaç yaptı ve tekrar o enerjisini yükseltti. Lezor gerçekten çok özel bir oyuncu ama Josh Niboy'u da ayrı bir yere koyuyorum ya. Gerçekten o da çok sağlam yani sinirleri yokmuş gibi oynuyor bazen. Josh Niboy Milano'yla 1.6 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı ama tabii ki bu sözlü bir anlaşma olduğu için sezon bitmemesinden ötürü halen sözleşmesi devam ettiği için. Milano yine mi yatırım yapıyor? Ya Milano, ben Milano'nun yaptığı yatırımları bir kenara bıraktım. Bir oyuncu olarak hani şu an Josh Niboy'a bakıyorsunuz muhtemelen aynı paraları mesela Real Madrid'den de alabilir. Poirier'e ayrılacak çünkü muhtemelen. Poirier için ne diyorsun? Birinci forvet olabilir mi? Şey hani baktığın zaman mesela böyle daha yarışmacı bir takımda hani bir Tavares'in gölgesi olacağına kaldırabilir mi? Şöyle bir o potansiyel var çünkü. Yorumda bulunayım abi. Real Madrid hariç Euroleague'de bütün takımların ilk 5 pivot olur. İşte onu söylüyorum mesela. Ki bu arada Fenerbahçe Beko'nun da transfer listesinde yer alıyor. Olsun ben şahsen çok isterim. Türkiye'de görmeyi hem de Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunu birden 5'e taşıyacağını düşünüyorum. Mesela Efes'te olmaz mı? Efes'e de çok yakışır. İşte hani az önce arıyorduk ya. 5 yani, numara. Ama bir Anadolu Efes açısından en azından Fenerbahçe'de Moddi'nin sözleşmesi bitecekti. Onlara bir parantez açıyorum. Bir ana pivot alacaklar ama yıllık 2 milyon dolara yakın bir beklentisi var Vincent Poirier'in. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Çünkü Larkin'e yeni 4 milyon dolarlık kontrat verdiler. Ha, belki Fenerbahçe verebilir. Moddi'den boşalacak koltuğu doldurabilir. Hem Moddi'den boşalacak hem de Fenerbahçe'de şu an hani Larkin 2 gibi 4 milyon dolarlık bir maaş yükü yok. Tyler Dorsey ayrılacak yüksek ihtimalle. Oradan 1.6 milyon dolarlık bir boşluk kalacak. Onların eli biraz daha esnek bu anlamda. Ben seni Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi konuşuyorsak yabancılarda biraz daha böyle ekonomik olarak daha hani çok ekonomik maliyeti yüksek oyunculara yöneleceğini düşünmüyorum. Koç'un biraz daha hani böyle oyuncular olabilir ama eğer kontratı bitecek oyuncular varsa yerlerini alınacak oyuncuların biraz daha az maliyetli olacağını düşünüyorum. Yani şunu bu kötü biliyorum anlamında söylemiyorum ama hani öyle oyuncular bulacaktır. Bir tanesini koç söyleyeyim. Unix kazandı. Bu haberini Ajan Spor'da özel olarak da girdik. Nenad Dimitrijević 26 yaşında Balkan bir guard. Daha önce background'da Valencia, Badalona gibi takımlar var ama henüz Euroleague sahnesinde fırsat bulamamış. Bu sezon Rusya Ligi'nin MVP'si oldu. Fenerbahçe oyuncuya resmi teklif götürdü normal sezonun son kısımlarında. Çok özel bir oyuncu. Ben bir maçını izleme fırsatı buldum. Tekrar açtım bu aradan. Canlı olarak karşıma çıktı değil. Gerçekten oyuncuyu izlemek için. Unix kazan Ceska Moskova maçı. 40 sayı, 9 rebound, 6 asist. Ben böyle bir Euroleague düzeyine hazır olduğunu ciddi anlamda belli ediyor. Ben bu kadar dominant bir performans beklemiyordum videoyu açarken. İnanılmaz bir oyuncu. Bu anlamda Fenerbahçe bence çok önemli bir iş yapar eğer ikna edebilirse. Yani ben izlemedim ama takip ettiysen o demek ki koçun da oyun sistemine uygun bir oyuncu. Öyle düşünüyorum. Çünkü koçta sonuçta devam edecekler Sarunas'ta. O yüzden de o kendi oyun sistemine göre, kendi savaşçı ruhuna göre bir takım yaratmaya çalışıyor ki bu sene de kendi kurmadığı bir takım için yine de çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Final Four'un kıyısında şu an. Ne yani, olur ne olmaz bilmez ama. Şu anda %50 yani tura ortak ya da yarı finale ortak. O yüzden de önümüzdeki sene kendi isteği doğrultusunda, kendisi için oynayabilecek, kendi fikirlerini kabul ettirebilecek bir oyuncu topluluğu kuracak. Bu durumda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. Fenerbahçe'de zaten öyle bir sıkıntı var. Yani kısa rotasyonu bol ama bazıları çok verimsiz değil. Yani birisinin savunması var, hücumu yok. Diğerinin hücumu var, savunması yok. Biri size problemi yaşıyor. Çok kolay onun üzerinden hücum edilebiliyor. İşte Wilbekin'den bahsediyorum. Yani bakıyorsunuz sırtı dönük oynayabilecek biraz uzun guardların hepsi ona karşı bir üstünlük sağlayabiliyor.
Şeye Yunan garda bakıyoruz. Evet, savunması çok iyi ama bir oyuncu çok iyi savunma yapıyor diye de Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynayamaz. Oynamamalı da. Bu sezon özellikle ama Nikolatis'i ben gerçekten verimli buluyorum. Ben sözleşmesi bitiyor. Buluyorum. Uzatılmalı mı bilmiyorum ama. Bence uzatılmamalı ya. Çıkılmalı bu sözleşmeden. Çünkü o pozisyonda işte senin en büyük rakiplerinden birisi veya Avrupa'da rekabet edildikçe zaten bir şekilde rekabet edersin ama Avrupa'da rekabet edebileceğin takımların gardlarına, o pozisyondaki oyuncularına bakalım. İşte birinde Campazzo var, diğerinde Wade Baldwin var. Baldwin var, Lorenzo Brown var, Larkin var. Sulukas var. Sen de Sulukas var. Yani oyunun iki yönlü de oynayacak ve maçın kırılma anlarında sana maç kazandıracak Sulukas'ı son Maccabi maçında gördün. Attığı, farkı 7'ye çıkardığı sayıyla maçı bitirdi. Ki Kendrick Nunn da mesela kısalardan bahsetmişken. İşte mesela şimdi Kendrick Nunn'a bakıyorsun 27 sayı mı attı yine? Son 27 sayı attı ya, bu kadar soğukkanlı bir skorer performansı Euroleague'de uzun yani, zamandır izlememiş. Baya baya böyle maçı alıyor. Yani bak bir önceki maçı da alıyordu aslında. Yani bir önceki kaybedilen maça da bak. Yine Kendrick Nunn geldi ama Sulukas çok kötüydü. Sıfır sayıyla bitirdi. Ama burada Sulukas da devreye girince. İşte biz Fenerbahçe ile ilgili hep bunu söylemiyor muyuz? Yani Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yok. Ve bulmak zorunda. Elit yani bu, bir skoreri yok. Evet, işte bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu skorer bu arada oyun kurucu olursa daha iyi olur. Çünkü zaten aslında Fenerbahçe'nin skorerleri var. Bu konuda problem yok. Ama oyun kurucu pozisyonda yine söylüyorum. Bazen işte Kendrick Nunn gibi, Sulukas gibi, Campazzo gibi, Larkin gibi bazı maçları alabilecek, sorumluluk alabilecek oyuncuya ihtiyaç var. Bu yok. Önümüzdeki sene ben olacağını düşünüyorum. Kendrick Nunn'da şunu gördüm ben Maccabi maçında. Yani Shane Larkin'in 49 sayılık Bayern maçını hatırlarsın abi. Bir, zaten 10 tane üçlük attı sürekli. Salondaydım, iyi hatırladım. Penetrelerle Bayern'in hipotasını delik deşik etti resmen. Büyük bir efor vardı. Kendrick Nunn'ın Maccabi maçında attığı 27 sayıyı izlerken şeye çok hayret ettim. Asla efor yok. Yürüyerek atıyor. Gerçekten evet. Çok enteresan. Yani karşısındakiyle kedi fare gibi oynuyor. Asla bir dribling, asla bir patlayıcılık yok. Asla zorlama şut yok. Yürüyerek 27 sayı attı. Ben gerçekten bu kadar soğukkanlı bir skora Euroleague'de çok uzun zamandır görmemiştim. Ki bakın yine söylüyorum. Larkin'in 49 sayılık performansını hatırlıyoruz. Bu gerçekten çok enteresan bir şeydi. Yani biz zaten seninle hep konuşuyoruz. Çok özel bir oyuncu Kendrick Nunn. Ki Panathinaikos yarı finale kalırsa, hani eğer Panathinaikos şampiyon olacaksa başrolde Sulukas ve Kendrick Nunn olacaktır. Hani benim de izlediğim son zamanlarda dediğin gibi soğukkanlı anlamında en soğukkanlı oyunculardan birisi. Daha da önemlisi takım da oynatıyor. Yani kendisi özel olarak atmak için uğraşmıyor ama takım ne zaman hücumda tıkandığı noktada sorumluluk almaktan hiç kaçınmıyor. Ben işte Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu görmek istiyorum. Yok, bak, bazen Guduric deniyor ama olmuyor. Wilbekin... Hayır. Ben Guduric'in denemelerinde zaten Fenerbahçe taraftar bana kızmasın. İstediği kadar 50 sayasın, umurumda değil. Ben Fenerbahçe'nin hani bilmiyorum Guduric devam eder mi ama Guduric'in aşırı zorlamalarından bazen sıkılıyorum yani. Çok fazla zorluyor. Ben aynısı Wilbekin için düşünüyorum mesela. Wilbekin de yapıyor ama hani Wilbekin de yine bu atma potansiyeli daha yüksek diye görüyorum ben. Daha yetenekli olduğunu düşündüğümden ama Guduric için solunu, yani soluna vurdurmadığın anda zaten ya bir kere şu var. Yani niye buraya girdik bilmiyorum ama 20 saniye her pozisyonu top elinde tutuyor. Olmaz. Bak olmaz. Sen bir basketbolcusun, biliyorsun. Basketbolda bu kadar uzun süre top elinde tutmaman gerekiyor. Ne olursa olsun. Bir Kendrick Nunn değilsen, Sulukas değilsen yapmaman lazım bence. Kendi başına bir şey çıkartamayacaksan oradan. Çıkartamıyor. Son maçta bilmiyorum hatırlıyor musun? Üçüncü çeyrekte ya da dördüncü çeyrekte. Ya çok gereksiz zorlamalar yapıyor bazen. Yani ki koçun da bir pozisyonda çıldırdığını gördüm yani. Kime sinirlendi bilmiyorum ama kesinlikle Guduric'iz. Hatta şöyle söyleyeyim. Guduric 19 saniye elinde tuttu. Sonra Sertaç'a verdi. Sertaç solda bir oyuncuya verdi. Atamadı. 24 saniye doldu ve koç çıldırdı kenarda. Dechampierre Panya'nın üstüne çağırdı. Sonra kenara çekti. 19 saniye elinde tutmak nedir ya? Yani ya içeri gir. Bu arada sen söyle. Şeyin faal hakkı dolmuştu. Monaco'nun faal hakkı dolmuştu. Yani içeri gir bari faal al. 19 saniye bekle. Zaten bitti süre. Evet. Bir de şunu anlamaya çalışıyorum. Yani çok geç getiriyor Guduric topu. Yani ona oyun kurucu olarak evet belki mecburiyetten ama dediğim gibi yani bazen bunu tırnak içinde söylüyorum. Ya beklediğimiz yarardan daha çok zarar da verebiliyor. Guduric bu konuda benim için
en azından o pozisyonda çok doğru bir isim değil. Guduric bu sezon öyle. Ben dediğim gibi Scottie Wilbeck'in de bu anlamda performansını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim diyelim. Ağzına sağlık abi. İki maç var, tahmin edelim mi? Edelim. Peki. Zaten 10 dakika sonra tekrar tahminlerle evet, döneceğiz diye söyledim ama. Oranlar da çok belli değil ama yine de söyleyeyim. Merkez Efendi Bahçeşehir ilk yarı ve maç sonu skorlu bir sayı bekliyor. Üst, ben evet, de en fikrim bu konuda. Diğer maç Telekom Darüşşafaka maçında da. Maç sonu bir handikap. Telekom'un kazanmasını bekliyorum. Bu arada son günlerde şu da var. Çok kısa buna da değineyim. Hiçbir barem açılmıyor. Sadece 4 tane falan opsiyon sunuluyor. Ben program sabah 10'da olduğu için hani gün içinde düzelmesini bekliyorum ama asla bir yenileme yapılmıyor. Aynı şekilde çok kısıtlı baremlerle birlikte insanlar bülten dikte ediliyor insanlara. Yani şöyle basketbolda bilmiyorum tabii şimdi idare risk merkezin işine karışmak gibi olmasın ama işte o yüzden hep 12'yi bekliyoruz da biz. Neden 12'yi bekliyoruz? Çünkü bazen artıyor. İşte 3 ile başlıyor. 7, 14 falan böyle sayılar artıyor birer birer. Herhalde düşünüyorlar ya bu da gelmeyebilir. En gelmeyecek oranları açmaya çalışıyorlar. Olmazları oldurmaya çalışıyorlar. Evet, o yüzden bilmiyorum tabii ki saygı duyuyorum. Nihayetinde bir risk olarak görüyorlar demek ki. Ama 12'den sonra zaten yine bakacağız. Açıldıysa yine ekstra bahisler veririz. Çok teşekkür ederim abi, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, Messi'nin sunduğu 6. adamdan bu haftalık da bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta cuma tekrardan görüşmek üzere. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Bahis'te şampiyon olanların adresi Misli, 6. adamın sunduğu. Adayla Misli.